Aa. Buyurun. Kime bakmıştınız? Merhaba. Burası Ozan Ekinsoy'un evi mi acaba? Ayşegül! Ay kapatsana kapıları. Dondum ben burada ya Allah aşkına ya. Ayşegül duyuyor mu? Ayşegül! Kim gelen? Merhaba. Ozan Ekinsoy burada mı oturuyor acaba? Anne ne oluyor? Niye bağırıyorsun ya? Kalk kalk. İnşallah inşallah makus talihimiz dönüyor çocuğum. Kalk misafirim var diyorum. Kalk hadi. Anne ne oluyor? Piyango falan mı vurdu? Ne oluyor? Yok yok misafirim var. Çok önemli. Kalk hadi gel. Gel gel. Durma burada anne, gel. Anne. Anne dur anne. Anne. Anne dur bir çekme anne. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Beni mi? Yani sonuçta hayatımı kurtardın. Öyle mi yaptın? Öyle mi yapmış? Ay çok romantik. Ya bir susun. Evi mi nereden buldun? Ya ben aslında önce taksi durağına gittim. İşten ayrıldığını söylediler. İşten mi ayrıldın? Ah başımıza gelenler. Vah vah vah. Ben de seni nerede bulabileceğimi sordum. Tamam. Gördün işte. İşin bittiyse gidebilirsin. Ozan, Ozan şimdi uyku sersemi yeni kalktı ya ondan. O yüzden birazdan kendine gelir. Ben aslında Ozan'a iş teklif etmeye geldim. Ne işi? Yani sonuçta bu devirde güvenilir bir insan bulmak zor. Aynen öyle. Ozan'cığım çok güvenilir bir çocuktur. Tabii annesinin çocuğu. Ali Hanım doğru söylüyor. Vallahi benim kimseye güvenim kalmadı. Millet şeytan olmuş ama Ozan bir öyle. Diyorum ki... Yani hazır işten ayrılmışken benim özel şoförüm olmaya ne dersin? İstemem. Gerek yok. Nasıl istemem? Niye istemem? İstemem. Hoşuna gelmişsin. Ayşegül, hanımefendiye kapıyı gösterir misin? Hayır, neyin kapısını göstereceğim? O kapı zaten şurada. Bu da hala köşkte izlenmedi. Çocuğum sen burada bekle. Sakın gitme. Sakın gitme. Şimdi ben onu ikna edip geleceğim. Sen, Ozan sana döner. Bekle. Sen? Kimsenin özel şoförü falan olmam ben. Aha. Taksicilik ne oluyor? Bu başka. Ay ben de dediğim başımıza talih kuşu kondu. Ya anne bu kızın derdi başka, amacı başka. İnşallah başkadır. Ay kızı gördün mü? Asil, böyle havalı, bakımlı, gözleri de renkli. Kesin zengindir o. Hadi anneni kurtar şu hayattan çocuğum. Ne varmış hayatımızda ya? Gül gibi hayatımız var. Ay bilemiyorum ki çocuğum yani. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya ben köşklerde yetiştim. Her elime bir hizmetçi bakıyordu. Yani 3 kuruş parayla ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuğum işten de çıkmışsın. Bilemiyorum yani. Ozan Bey inanın biz çok zor durumdayız. Bakın ben kız kardeşimden inanın ki pirinçle bulgur alıyorum. Bu evin kazanı öyle kaynıyor. Ya Aliye Hanım elektriği inanın ki damlayla yakıyor Ozan Bey. Hem bizim evin tüpü de bitti. Ya ben söylemeye dilim varmıyorum kusura bakmayın söyleyeceğim artık Aliye Hanım. Ya bizim tüpümüz bitti de komşudan tüp aldık kazan kaynattık daha ne diyeyim ben size. Hem Zeynep ne olacak? Bak okula da para yetmiyor. Yakında okulu bırakmak zorunda kalabilir. Tamam. Tamam ya, tamam. Vallahi mı? Tamam, söyleyin. Geri gitmesin, geliyorum ben. Allah! Üstüne takımını giy. Takımını giy, güzel bir şeyler giy. Tamam mı çocuğum?